O jeho krvi srpáme. Rab'be şükrediyoruz, yine birlikteyiz. Ve bilmemiz gereken bir şey var. İmanlı her zaman şükreden demektir. Tanrı'nın verdiği her şey için. Acılar içerisinde bile şükretmek. Çünkü eğer biz sadece sevinç içerisinde Tanrı'ya şükredersek, acılarımıza isyan edersek, o zaman Tanrı'ya olan sevgimiz yok demektir. O zaman biz ışıkta değiliz demektir. Bugün okunan Avedaran'da bir bölüm var. Bize verilen mesajlar. Ve orada hiç kimse diyor, kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koy. Acaba buradaki bu kandil kim? Bu kandili yakan kim? Hiç düşündünüz mü? Yani bir kandil olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Eğer iman ettiğiniz, doğruya ve sevgiye ulaştığınız zaman bir ışık olduğunuzun farkında mısınız? Yusuf demedi mi ki dünyanın ışığı sizsiniz? Dünyanın tuzu sizsiniz. Ama tuz kendi tadını yitirirse nasıl tat verebilir bir başkasına? İşte biz buraya o kandil yakan ışığın kaynağından yanmak için geliyoruz. O yüreklerimizdeki o kandili yaksın diye, o sevgiyi uyandırsın diye, o imanı uyandırsın diye, o doğruluğu uyandırsın diye. Çünkü onun nefesiyle biz yaşayan can olduk. İşte sevgililer, Rab Jesus kendisinin öğrettiklerini öğrencilerinin ne şekilde değerlendirmeleri gerektiği üzerinde durmaktadır burada. Rab burada kendisini kandil yakan, yaktığı kandili bir kapla ya da yatağın altına koyarak izlemeyen herkesin bu ışığı görebilmesi için ışığı kandilliğe yerleştiren bir adama benzetiyor. O zaman siz eğer İman ediyorsanız, Rabbi kurtarıcınız olarak kabul etmişseniz, o zaman bir ışıksınız. Işığı yakıp da bir kazanın altına koyar mısınız? Bir kapalı kapı. Yahut da dolabın içine, yatağın burada söylediği gibi altına kor musunuz? Koymazsınız. Yüksekçe bir yere korsunuz ki aydınlatsın her tarafı. Yahut da elinizde giderken böyle yukarı doğru kaldırırsınız. Hem kendi yolunuzu aydınlatsın, hem de sizle beraber olanların yolunu aydınlatsın diye. Siz buraya gelmekle birer kandil olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Buraya gelmek kandil olmaktır, yanmaktır, sevmektir, şehadet etmektir, tuz olmaktır, Rab'be ait olduğunu ifade etmektir. Eğer bir doğruya ulaşmışsanız, bu doğruluğu yapmıyorsanız siz doğru değilsiniz ki. Biliyorum
Ama gereğini, sorumluluklarını yerine getirmiyorum. O zaman kim bana doğru diyebilir ki o zaman? Doğru yaşamadığım sürece. Doğruluğu bilmek farklı bir şey. Yaşamak apayrı bir şey. Eğer imanım var deyip de imanımın gereğini yaşamıyorsam, o zaman daha çok dayak yiyeceğim. Çok bilen çok dayak yiyecek diyor. Bu yüzden sevgililer, sorumluluklarınızı yerine getirmek. Bir doğruya ulaşmışsanız o doğruyu yaşayarak ve sözlerinizle başkalarına öğretmek. Toplumda çoğu insan gerçeği biliyor, belirli bir seviyeye gelmiş ama bana ne canım, ne yaparlarsa yapsınlar diyor. Bunu dediğin an sen de karanlığa ait oldun. Suçlu oldun, hata yaptın. Çünkü ışık olarak yanmıyorsun demektir. Kendini kazanın altına koydun, yatağın içine koydun, altına koydun. Işığını başkalarına vermiyorsun demektir. O zaman benim doğruluğumun, imanımın ne anlamı var ki? İman etmeyenlerden ne farkım var ki? Tanrı'nın egemenliği ile ilgili ilkeleri öğrenciler öğretmekle Hristos lambayı yakıyor. İşte bu sözleri vaaz ederek biz de yüreğimizdeki o lambayı, ışığı, kandili yakıyoruz. Nereden alıyoruz bu gerçek ışığı? Rabbin sözlerinden. Çünkü Rabbin sözleri bir ışıktır. Nereden öğreniyoruz? Kutsal kitaptan. Davut söyledi. Sözün adımlarım için çerağ, yolum için ışıktır. O zaman bu söz ışıktır. Bu sözleri alıp yüreğime korsam, zihnime kazırsam ben kandil olurum o zaman. Ama o ışıktan mahrum bir yaşamım varsa o zaman Rabb'e ihanet ediyorum demektir. Bildiğim halde, o ışığı yüreğime koyduğum halde doğruyu yaşamıyorum demektir. Peki Rab yaktı bu lambayı, bu kandili bizde. Bizler ne yapmalıyız? Önce bunu herhangi bir kapla örtmemeliyiz. Kandil lambayı herhangi bir kapla örtmek, tahıl ölçeğinin altına saklamak, buradaki benzetmeler var, İncil'de bunlardan bahsediyor. Kişinin tanıklığını karartması ya da dünyasal işlerin çokluğu nedeniyle imanını, ışığını başkalarına gösterememiştir. Canım ben yapmak istiyorum ama işim var, dünyasal işte bir sürü meşgalem var, yapamıyorum, edemiyorum bahanesinin arkasına sığınmak, görevini yapmamaktır. Peki sen çocuğun açken, çıplakken giydirmiyor musun, yedirmiyor musun? Canım şimdi bulaşık yıkıyorum, ne yapayım atsam? Ne yaparsan yap, aç yaşa mı diyorsun? Yiyeceğini veriyorsun. Niye? Doğru olan bu davranış. Eğer bunu yapmıyorsan, o sevgini kazanın altına koyuyorsun demektir. Yani eğer Tanrı'ya İman ediyorsanız, bu imanınız bir kandil gibi yanmalı, herkese yol göstermeli ve örnek olmalıdır. İkinci olarak kandili yatağın altına koymak, burada bir mecaz anlatım var. Yatak neyin simgesidir? Rahatlığın, dinlenmenin, tembelliğin, gönül eğlendirmenin ifadedir. Eğer pazar günleri buraya gelmek istemiyorsun, aman yorgunum şimdi yatağımdan kim çıkacak da kapıyı açacak,
giyinecek, gidecek, kiliseye dua dinleyecek diye düşünüyorsanız kandillikten vazgeçiyorsun. Yanmaktan vazgeçiyorsun. Rabbe ait olmaktan vazgeçiyorsun. Onun ışığını reddediyorsun demektir. Dersin, özgürsün. Ama bilmen gereken bir şey var. Bir gün istesek de istemesek de Rabbin huzurunda ona hesap vereceğiz. Herkesin önünde, meleklerin önünde, tüm insanların önünde. Bu ışığı, kandili yatağın altına koymanın hesabını vereceğiz. Bu tembelliğimizin gelmemenin hesabını vereceğiz. Dua etmemenin, doğru yaşamamanın hesabını vereceğiz. Çünkü bir gün istesek de istemesek de bu dünyadan göçüp gideceğiz. Bizi bekleyen bir mahkeme var. Bu dünyada istediğimiz gibi yaşayabiliriz. Özgürüz. Bu özgürlüğe Rab dokunmuyor. Sadece çağırıyor. Zorba değil Tanrı. Sevgiyle çağırıyor. Zaten zorla gelirsen önemi yok ki. Gönlün olmaz ki orada. Zorla gittiğin yerde. Kendini veremezsin ki. O zaman sevgililer, pazar günleri görevinizdir, şarttır, mecburdur. Haftanın bir günü Rab'be teşekkür etmeye her iman eden, her vaftizde olan kişi. Bu saatler kilisede geçecek, başka yerde değil. Size her şeyi veren, her zaman söylediğim gibi, güneşinin ışığını, bu soluduğumuz havayı bedava veren Tanrı'ya 1,5 saatlik teşekkürü çok mu görüyorsunuz? Eğer görüyorsak, o zaman biz yüreğimizde ve düşüncemizde bir sorun var demektir. Biz kandil değiliz demektir. Biz ışık değiliz demektir. O zaman huzur aramayın bu dünyada da. Mutluluk aramayın bu dünyada da. Bütün bu şeyler tanıklığımıza, inancımıza gölge yapan şeylerdir. Eğer biz ihmal ediyorsak, duayı, Tanrı'ya teşekkür etmeyi, pazara gelmeyi, komşumuzu sevmeyi, İhmal ediyorsak imanımıza gölge yapıyoruz demektir. Bu yüzden gerçekten imanlıysak, gerçekten onun öğrencileri isek ışığı kandilliğe koymalıyız. Şimdi siz buraya gelerek kandilliğe kondunuz ve kaydolundunuz Rabbin hayat defterine. Bir gün açıldığı zaman o sayfalar bir bir onlar ortaya çıkacak. Çünkü Rab diyor ki işte tez geliyor. Herkese yaptığına göre karşılığını ben vereceğim. Çünkü defterler açılacak diyor bu kutsal kitap. Ona göre hesap vereceğiz. Ne yapmışsın? Ha bu saatte kendine mi ayırmışsın dua zamanı? O demiyor ki eğlenme, tozma, gezme. Ama diyor ki her şeyin bir zamanı var. Gezmenin de, eğlenmenin de, sevinmenin de, ağlamanın da, dua etmenin de. Sen dua zamanı eğlenirsen olmaz. Işık değilsin, kandil değilsin, tuz değilsin. Rabbe ait değilsin o zaman. Yani bizim gerçekten imanlı olduğumuza biz inanıyorsak, gerçekten onun öğrencisiysek, ışığı kandilliğe, şamdana yerleştirmek gerekir. Yani gerçeği herkesin görebileceği bir şekilde yaşamalı ve duyurmalıyız başkalarına. Siz buraya gelerek bir şehadette bulunuyorsunuz. Siz geliyorsunuz belki arkadaşınız da sizi örnek alıyordur. Komşunuz sizi örnek alıyordur.
Ama sen gelmiyorsan gel boş ver. Bir kahve içelim, iki dedikodu yapalım diyorsan bununla da özgürsün. Ama bir gün keşke o kahveleri içmeseydim. Keşke dua zamanı şurada pikniğe gitmeseydim diyeceksin. Rabbin gününde babanla kucaklaşacaksın. Başka biriyle değil. O seni bekliyor çünkü. Bağrına basmak için. Senin derdine derman olmak için. Arz ettiğin yaşamda aradığın huzuru vermek için. Yoksa onun bize ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama bizim ihtiyacımız var ona. Onun sevgisine, onun merhametine, onun yardımına. İman budur. Kendini Rabbin kucaklarına bırakmaktır. Bir mesel var, bir meselde birisi diyor ki, Rabbim diyor hani sen evlatlarını unutmazdın, onun en acılı, en kederli günlerinde ona yardım edecektin, böyle söylüyorsun. Ama hayatımı bir gözden geçirdiğim zaman, geriye maziye baktığım zaman, baktım ki acılı günlerimde sen benim yanımda değildin. Bu birlikteliğimizi gösteren kumsalda ayak izlerimiz olacaktı. Ama ben baktığım zaman tek bir ayak izi vardı o kumsalda. Sen benim yanımda yoktun o kederli ve o acılı günlerimde diyor. Tanrı'ya böyle yalvarıyor. Serzenişte bulunuyor, şikayet ediyor. Tanrı diyor ki yavrum ben seni asla terk etmedim. Ne acılı gününde, ne başka bir gününde. Ben senin daima yanındaydım. O acılı ve kederli günlerinde ben seni kollarımda taşıyordum. Ama sen bunun farkında değildin. O kumsalda gördüğün ayak izleri senin değil, benim ayak izimdi diyor Rab. Biz bazen acılar içerisinde Rab bizi terk etti deriz. Ama şunu bilin, Rab asla kimseyi terk etmez. O diyor bir ana unutur mu emzikteki yavrusunu? Onlar unutabilir. Çünkü ana çocuğunu sokaklara bırakan soğukta analar çok. Ama diyor ki ben seni ellerimin ortasına nakşettim. Haç budur. Onun sevgisinin, onun merhametinin, bize olan sadakatinin ifadesi. Ama biz ona sadık mıyız? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Ve bu dünyanın geçiciliğini bilelim. İşte bugün Fokyankis yaptık abi o ahbariye. O bu dünyadaki günlerini bitirdi. Gitti. Yaptıkları her biri kaydoldu. Yüreğindeki imanla gitti. O imana göre yargılanacak. O kandile göre. Yakınlarına Rab teselli versin. Hepimize o günde Rab merhamet etsin. Çünkü dünyasal zayıflıklarımız var, hatalarımız var. Ama bilerek artık yaşıyorsak her gün bu hatalardan arınma zamanıdır. İşte bu çağrıdır, bu vaazlar. Gün ve gün yenilenelim. Gün ve gün göklerdeki babamız göbü mükemmel olmaya gayret gösterin. Eğer ben kendimi geliştirmiyorsam o zaman bende bir sorun var. Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Kilisede kendi çocuklarını, Rabbin çocuklarını geleceğe hazırlıyor bu vaazlarla. Yoksa sizi sıkmak için, başınızı ağrıtmak için değil. Bundan bu sözleri alır yüreğinize eker, ondan ders çıkarabilirseniz, çıkarabilirsek daha doğrusu ne mutlu bize. Yani gerçeği herkesin görebileceği bir şekilde yaşa ve duyur. Çeşitli dünyasal meşguliyetlerimiz ya da tembelliğimiz, sorumsuzluğumuz yüzünden doğru olanı yapmıyorsak, bunun gizli kalması asla mümkün değildir.
Çünkü burada da diyor, çünkü açığa çıkamayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yok. Ama ben kim görecek diyorsak burada yanılıyoruz. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin diyor Yusuf. Ha dinlersin, kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Ama kulağından girip yüreğine ekiliyorsa, zihnine kazılıyorsa o sende meyve verecektir. Ve yine bu konuda öyleyse diyor, yine bizi uyarıyor. Nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Zamanı değerlendirmek, fırsatı değerlendirmek nedir? İçinde yaşadığımız zamanı değerlendirmek. Bize ayrılan bu zamanı değerlendirmek. Nasıl değerlendirmek? Doğru değerlendirmek. Çünkü dua zamanı. Çünkü Rabbin günü. Gençler, biliyorum ki gezmek istiyorsunuz. Biliyorum ki eğlence daha dünya daha çekiyor bizi. Ama biliyorum ki aynı zamanda mutlu olmak istiyorsunuz. Ebediyen mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Rab'le beraber her şeyi zamanına yerleştirin. Uyku zamanı uyku. Çalışma zamanı çalışma. Eğlenme zamanı eğlence. Ama dua zamanında duaya zaman ayırın. O zaman göreceksiniz ki mutluluk yaşantınızdan içeri girecek. Huzur yaşantınızdan içeri girecek. Yüreğiniz sevinç, yuvanız huzurla dolacak. Fırsatı böyle değerlendirelim sevgililer. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için diyor akılsız olmayın. Eğer doğruyu yapmadığımız zaman akılsız oluruz. Ve Rabbin ne istediğini, ne olduğunu anlayın. Zamanın kısalığı ve kötülüğün çokluğu nedeniyle günlerimizi sadece dünyasal ihtiyaçlarımız peşinde koşarak telaş içinde geçirme eğiliminde olabiliriz. Bu gücümüzü harcamaktan, ömür tüketmekten başka bir işe yaramaz. Bu yüzden Rabbin istediğinin tamamen dışında kalmak çok kolaydır. Bilgeliğe giden yol, yaşamımız için Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlamak ve sonuna kadar onu izlemek olmalıdır. Bunun için bilgelik gerekiyor. Bilgeler gibi yaşamak, dikkatli yaşamak, Tanrı'nın çocukları olarak bulunduğumuz konumu uygun yaşamaktır. Bilgelikte yaşamak budur, doğru yaşamak, sevgide yaşamak. Bilgelikten yoksul olanlar gibi yaşamak, bu yüksek düzeyden, yani Tanrı'nın çocuğu olmaktan, dünyevi insanların düzeyine inmek demektir. Eğer bunu yapmıyorsanız, ben Tanrı'nın çocuğu olmak istemiyorum demektir. Bilgeliğe göre yaşamak, bizi fırsatçı değerlendirmeye, zamanı kurtarmaya çağırmaktır. Fırsatı değerlendirmek, kutsal bir yaşam sürmek. Sevgi ve merhamet ve doğruluk ve iyilik dolu bir yaşam yaşamaktır. Bilgelik budur. Bu konuda yine kutsal kitap şöyle söylüyor. Diyor ki, bir zamanlar karanlıktınız. Ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta, gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkar. Sevgililer, madem şimdi Rab'de ışığız, bundan böyle davranışlarımızı, sözlerimizi, yaşantımızı yeni konumumuza uygun olmalı. Ona göre yaşamalıyız. Işığın çocukları olarak yaşamalıyız. Işığın çocukları sadece İyilik, doğruluk ve sevgi ve merhametle yaşamaz. Rabbi neyin hoşnut ettiğini de öğrenirler. O zaman biz gelin
ışığın çocukları gibi Rabbin çocukları olarak yaşamımıza devam edelim ve bir gün hesap verme gününde ise alnımız ak, Rabbin gözünün içine imanla bakın. Rab hepinizi bereketlesin. Abu Bakr'ın yakınlarına da Rab teselli versin. Onu tanırdım. Benim bildiğim kadarıyla o imanda bir yaşam sürdü. Yüreğinde Rab sevgisi vardı. Öyle ki o imanın ona bir kandil gibi fayda edeceğini, Rab'be ait olduğunun ifadesidir. Rab onu huzur içinde yatırsın. Yakınlarına da teselli versin. Amin.